zaman birbirimize destek çıkıyorduk. Birbirimize yardım ediyorduk. Yani herhangi bir şey beklemeden, herhangi bir karşılık beklemeden birbirimize yardımcı oluyorduk. Mesela senin komşun zor durumdadır. Ona yardım ederdik ta böyle refaha çıkıncaya kadar. Önünü görünceye kadar biz yardım ederdik. Bir kişi mesela evlenecek, parası yok. Sağdan soldan yani zengin kişilerden para toplayıp onları evlendiriyorduk. Salt olarak sadece bir yerin komşusu olarak bakmamak lazım. Ama bununla birlikte oluşmuş çok güzel hikayeler de var. Belki bizim yaşımızın el vermediği, biz daha azını yaşadık ne yazık ki. Evet, belki lise yıllarına kadar burada tarihi şehirde yaşadık. Sonra bir apartmana taşındık Yenişehir'de. Oradan da şehri ve komşuluğu kıyaslamanın farkını görebiliyorsunuz. Burada komşu sizin her şeyinizken, birlikteki yaşam alanınızda sizin hem akrabanız, hem yoldaşınız, hem sırdaşınızken sadece yeni şehirlerde ve apartmanlarda 3 numara, 5 numara gibi soyut algılarla algılanan ve o noktada aslında insanları da mutlu etmeyen bir anlayış var. Her Allah'ın günü bir evde bütün büyükler bir evde toplanırlardı, sohbet ederlerdi. Tamam mı canım? Hoş olurdu yani, gerçekten hoş bir şeydi. Fevkalade bir diyalog vardı, fevkalade bir samimiyet vardı, fevkalade sevgi vardı. Anlatmakla bitmiyor. Yani Mardin bu komşuluk ilişkileri dünyada çok nadir yerlerde bulabilirsin. Yok böyle bir şey. Taziyenizde, düğününüzde, efendime söyleyeyim, kirve olursunuz sünnette, sadıç olursunuz ve bunların hepsini komşular yapar. Herhangi bir baş ağrınızda komşunuz gelir. Herhangi bir sıkıntınızda, sevincinizde ilk size belki akrabalarınızdan daha yakın olarak size el uzatacak kişi komşunuzdur. Ve bunu bizzat değil, biz birçok örnekle yaşamış insanlarız. Yani babalarımız bunu daha çok anlatırlardı. Ve komşuluk öyle bir hukuk ki aradan 40 yıl geçse de 50 yıl geçse de ben rahmetli babamın işte bu bizim falanca mahalledeki komşumuzdur. Bu bizim için önemlidir. Sizler için de bu önemli olsun deyip biz aynı yerde yaşamadığımız insanların çocuklarıyla sırf babalarımızla komşu olduğu için dostluklarımızı devam ettirmişizdir. Bizim yaşadığımız mahalle, doğduğum mahalle Hristiyanların mahallesidir. Kiliseye yakın bir yerdir. Hristiyanlarla beraber kardeş gibi yaşamışız. Ermeni de vardı Mardin'de, Hristiyan da vardı. Her dinden, her mezhepten vardı. Biz Süryaniyiz. Babam taziyelerine giderdi. Mevlütlere giderdi. Ondan sonra bazı tabii cenazeye de, mezarlığa da giderdi babam. Anlatabildim mi? Babam giderdi. Bizim dededen kalma bir evimiz vardı Mardin'de. Eski bir evdi. Bizim mülk bizimdi. Dedemden kalmıştı. Kiracılar Müslümandılar. Tabii biz küçükken Hristiyan komşularımız da vardı. Çocuklarıyla da aynı okula giderdik. Benim sınıfımda iki arkadaşım vardı. Süryani. Yani kesinlikle hiçbir ayrım söz konusu değildi. Beraber oynardık. Birbirimizin evine giderdik. Ziyaretleşirdik. Bayramlarda yine ziyaretleşmeler olurdu. Bütün Hristiyanlar beni tanıyorlar. Ben onları tanıyorum. Diyalogumuz var. Arkadaşlığımız devam ediyor. Ama onlar Hristiyan, biz Müslüman. Herkesin mezhebi neyse odur. Hristiyanlarla aramız çok iyiydi. Hatta kardeşten daha öte. Biz kardeş gibi yaşamışız bu memlekette. Şunu şöyle düşünebilirsiniz. Sadece işte Müslümanlar camisine gider, Hristiyanlar kilisesine gider. Ama sosyal yaşam alanlarında birlikte hareket eden bir topluluktan bahsediyoruz. Her şeyle birlikte hareket eden. Yani şu anda bile bizim için aynı şey geçerli. Yenişehir'de de komşularımız, bizim Süryani olan komşularımız var. Taziyelerinde, düğünlerinde, yemeklerinde, sevinçlerinde, kederlerinde ilk olarak ve zaten aslında böyle bir ayrım da yok. Yani bu tamamen bir
şu an son dönemlerde popüler olduğu için, sorulduğu için söylenen bir şey. İnsanlar ya bu komşum benim işte Hristiyandır, bu komşum Yahudidir veya bu komşum Yezididir, Şemsidir, bundan dolayı ona farklı davranayım gibi bir anlayış yok. Hep insanlar kendilerini bir aile gibi görürler. Sadece dediğim gibi farklılığı, biri cuma camiye gider, diğeri de pazar kiliseye gider.